Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi borçları ile ilgili sizlere bugün itibariyle kesin durumu açıklamak için bugün sizin karşınızdayız. İktidar 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar aklına getirmediği Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belediyelerden olan alacaklarının en düşük emekli aylığını 12.500 lira gibi komik bir rakamda tutmanın utancını gizlemek için hatırladı. Bu SGK'yı kurtaracak bir rakam mı? Bakan Türkiye'deki bütün belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun olan ve vadesi geçmiş borçlarının 96 milyar TL olduğunu açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2024 yılı gelir tahmini 3.4 trilyon lira, 96 milyar lira gelir bütçesi tahmininin de yaklaşık %3'ünü oluşturmaktadır. Belediyelerin 96 milyar liralık borcu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2023 gelir bütçesinden sadece %3'üne denk gelmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2024 yılı harcamalarının 3.8 trilyon TL olacağını öngördüğümüzde ise 96 milyar lira gelir bütçesi tahmininin yaklaşık %2'sine denk gelmektedir. Aklı sıra emeklilere, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı karşıya getirmeye çalışan iktidar, gerçek amacı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vadesi geçmiş prim alacaklarını tahsil etmek mi, yoksa CHP'li belediyelerin vatandaşın hizmet etmesini engellemek mi? Eğer iktidar SGK'nın vadesi geçmiş alacaklarını tahsil etmeye çalışıyor olsaydı, 2023 yılı sonunda 540 milyar lirayı bulan, son aylarda da 750 milyar liraya ulaştığı tahmin ettiğimiz tüm alacaklıların üzerine giderdi. Üstelik Sayıştay raporlarında yıllardır SGK'yı alacaklarını tahsil etmek için çalışmamakla suçlanmışken, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Haziran 2024 sonu itibariyle belediyelerden olan alacağı 96 milyar lira. Bu rakam SGK'nın 750-800 milyar liraya çıktığını tahmin ettiğimiz alacakları içindeki %12-13'lük bir oranı temsil etmektedir. Eğer iktidar gerçekten SGK'nın alacaklarını tahsil etmek istiyorsa, belediyelerden önce bugüne kadar borcunu açıklamayan başta yandaş şirketlerin oluşturduğu %87-88'lik oranın üzerine gitmeyi neden hiç düşünmedi? Bir defa açıklanan borçlar belediyelerin değil, belediyelerin iştiraklerinin borcu. Zira Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin almış olduğu hazine paylarından zaten doğrudan kaynağından kesinti yapılmaktadır. Şimdi iktidarın SGK'ya belli bir miktarın, örneğin 1 milyon veya 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu ve de SSK borcu olan firmalar açıklamasını istiyoruz. 4 yıldır bu rakamlar açıklanmıyor. Bu açıklama için SGK'sının yetkisi de bulunuyor. 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 409. maddesi bu yetkiyi SGK yönetim kuruluna veriyor. Ancak yıllardır açıklama yapılmıyor. Bu liste açıklandığında hangi kamu kuruluşlarının, hangi yandaş şirketlerin, kimlerin SGK'ya ne kadar borcu olduğu da açıkça ortaya çıkacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi teklif hazırlıkları ile ilgili bir sunumu da kamuoyuna sızdırmıştı. Anlıyoruz ki iktidar 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasını hala içine sindirememiştir. CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlamak için bir yasal düzenleme hazırlığına girişmiş durumdadır. Belediyelerin ve bağlı kuruluşların yanı sıra belediye şirketlerinin de vergi ve sigorta borçlarının belediyelere ayrılan bütçe payından kaynağından kesmek üzere bir hazırlık yaptığını da duyuyoruz. İktidar anayasaya açıkça aykırı bu düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmeyi artık aklından geçirmemesi gerekir. Belediyelerin borçlarını doğrudan kaynağından kesiyordu. Şimdi belediyelerin %50'den fazla ortak olduğu şirketlerin de borçlarını doğrudan kaynağından kesmeyle ilgili bir hazırlığı anayasaya temel anlayış olarak aykırı olduğunu belirtmek istiyorum. Biz hem 2019 hem de 2024 yılında kazandığımız illerin tamamını AKP ve MHP'den çok büyük borçlarla devraldık. 2019'da devraldığımız büyükşehir belediyelerin devleti olan vergi ve SGK borçlarının büyük bir kısmı o tarihten
gelmektedir. Değerli arkadaşlar, 2019 yılında seçimlerden hemen sonra Cumhuriyet Halk Partili 5 Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin, toplam borç miktarını söylüyorum. TL cinsinden bir anlamı yok çünkü ülkede TL'nin bir 5 yıl içinde değeri kalmadı. 5 milyar 340 milyon dolarlık bir borçla devralmışız bu 5 belediye. Bugüne kadar 2 milyar 618 milyon dolara düşmüş borcu. Bunlar içinde en borçlu olduğumuz Ankara'yı batırmaktan öte Ankara'yı müflis bir tüccar gibi yöneten Melih Gökçe'nin bıraktığı borç toplamı 2 milyar 616 milyon dolar iken bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tüm borçlarının toplamını 1 milyar 72 milyon dolar seviyesine indirmiştir. Keza Adana Belediye'miz 1 milyar 18 milyon dolar olan borcunu 362 milyon dolara, Antalya 602 milyon dolar olan borcunu 253 milyon dolara, Mersin 567 milyon dolar olan borcunu 384 milyon dolara, İstanbul 535 milyon dolar olan borcunu 547 milyon dolar seviyesinde tutmaktadır. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro yatırımları ile ilgili yurt dışından almış olduğu hazine ve Cumhurbaşkanı'nın onaylı kredileri hem 2019 hem de 2024 yılı listemizin dışındadır. Bugün bu belediyelerin borçlarının toplamı 2.6 milyar dolar seviyesine düşmüştür. Yani nereden bakarsanız toplam %50'den fazla dolar cinsinde borç azalmasını görebiliriz. Bunu Antalya'da da Mersin'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmiş olduğu, 5 yıl içinde yönetmiş olduğu tüm belediyelerde görebiliyoruz. Burada Sayın Bakan'ın açıkladığı ifadeyle belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve vergi daireli olan borçlarında ise 5 yıl içinde 308 milyon dolardan 485 milyon dolar seviyesinde bir değişiklik söz konusudur. Yani toplam borçlarda ciddi bir %50'ye yakın bir azalma, belediyenin SGK ve vergi borçlarında da 308 milyon dolardan 485 milyon dolar seviyesine bir artış gözükmektedir. 2019 yılında kazandığımız bu 5 büyük şehirdeki belediyelerin bu 5 yıl içinde pandemiyle geçmiş dönemden birikmiş olan borçların tasfiyesiyle ve en daha önemlisi üst üste yaşadığımız ağır ekonomik koşullar, özellikle de pandemi döneminde belediyelerin temel hizmetlerinden elde ettiği gelirlerde ciddi bir azalma. Bunun yanında da pek çok hizmet, özellikle ulaştırma ve sağlık hizmetlerinde ücretsiz ve bedelsiz bu hizmetleri yapıyor olmasının etkisi büyüktür. 2020 ve 2021 yıllarında yaşadığımız pandemi dönemine ilişkin belediye gelirlerindeki ciddi azalmayı da bir kez daha dikkatinize sunmak istiyorum. Bizim belediyelerin bütçe paylarından giderek daha çok artan oranlarda kaynaktan da kesinti yapılmaya başlanmıştır. Bu borç azalmasının bir nedeni de kaynaktan yapılan kesintilerin önemli bir kısmıdır. Hatırlayınız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ulaştırma Bakanlığı tarafından devredilmiş olan metro yatırımlarının 40 yıl sürecek olan geri ödemeleri de 1,5 yıllık bir seviye indirilmiştir. Daha önce toplam bilet gelirinin %5'i iken sonrasında bu İller Bankası ve Hazine'den aldığı payın %5 seviyesine çıkartılarak da tahsilatlar çok hızlı biçimiyle devlet tarafından belediyelerin gelirlerinden kesilmeye başlanmıştır. Yine 31 Mart 2024 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi AKP ve MHP'den toplam 208 belediye kazanmıştır. Bugün 250 civarında olan belediye sayımız 412'ye çıkmıştır. Ama kazandığımız yeni belediyelerin 208 tanesini AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı'ndan kazandık. Peki 31 Mart'ta kazandığımız 208 belediyenin ilk 100 belediyenin toplam borcu ne kadar diye baktığımızda ise 9.8 milyar liralık vergi, 20.1 milyar liralık da Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borçları olduğunu görüyoruz. Yani Sayın Bakan'ın açıkladığı 64 milyar liralık Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin vergi ve SGK borçlarının
neredeyse üçte birinden fazlası sadece bu dönemde 2024 yılında kazandığımız belediyelerden kaynaklanmaktadır. Şimdi size 10 tane en borçlu aldığımız ilçe belediyesini tek tek söyleyeceğim. 31 Mart seçimlerinde AK Parti ve MHP'den kazandığımız 10 belediyeye ilişkin bilgiler de şöyledir. Burada bir numarada tek kuruş vergi ödemeden binlerce konut sahibi olan Ankara AK Parti Belediye Başkan Adayı tarafından yönetilen Keçiören Belediyesi. Keçiören Belediyesi'nin toplam borcu 1 milyar 398 milyon TL'dir. Bunun 426 milyonu vergi, 972 milyon TL'si de Sosyal Güvenlik Kurumu olan borçlardır. İkinci sırada Sancaktepe, hani şu büyük 1000 metrekarelik makam odasıyla bildiğimiz Sancaktepe Belediyesi'nin toplam borcu 1 milyar 346 milyon. Üçüncü sırada MHP tarafından yönetilen Alanya Belediyesi. O da tabii aşağıda kalır mı? Onun da borcu 1 milyar 52 milyon. Dördüncü sırada Gazi Osman Paşa 962 milyon. Sonra Beykoz 702 milyon. Eyüp Sultan 676 milyon. Beyoğlu 649 milyon. Üsküdar 648 milyon. Mamak 591 milyon. Ortahisar 498 milyonluk bir borç yüküyle devretmişlerdir. O nedenle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ödemediği vergiler dolayısıyla emeklilere düşük ücret, düşük emekli aylığı ödendiğini söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı, nereden borcun kaynaklandığını da belki de bizim bu açıklamamız sayesinde bir kez daha öğrenmiş olacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 96 milyar olarak açıkladığı borcun 1/3'ünün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetilen şehirlere ait olduğunu söylemiştir. Oysa biz biliyoruz ki Türkiye nüfusunun %66'sı da bugün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlar tarafından yönetilmektedir. Yani burada biz Sayın Bakan'dan şunu duymak istiyoruz. En borçlu 5 Cumhuriyet Halk Partili belediye açıkladınız. Peki en borçlu 5 AK Partili, en borçlu 5 Milliyetçi Hareket Partili ya da diğer partiler tarafından yönetilen belediyelerin borçlarını açıklamayı neden düşünmüyorsunuz? Tekrar söylüyorum. Türkiye'de 750 milyar, 800 milyar civarında Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan yandaş ve tarafınızdan korunan ve kollanan şirketlerin, devletten en çok ihale alan şirketlerin borçlarını neden açıklamıyorsunuz? 4 yıldır neden bu bilgiler sürekli olarak gizleniyor? Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ait olan borçların dökümünü yaptığımızda da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Geçmişten beri CHP tarafından yönetilen belediyelerde 39 milyar liralık bir borç, yeni aldığımız belediyelerden 20 milyar liralık bir borç ve 2019'da devraldığımız 5 büyükşehir belediyesinden de 6 milyar liralık toplam bir borç Sosyal Güvenlik Kurumu'na borç gözükmektedir. Yani gözüken o ki AK Partili belediyeler borcu biriktiriyor, CHP'li belediye başkanları da bu borcu düzenli ve sürekli olarak ödemekle kendilerini mükellef sayıyorlar. Biz bu seçimlerde 4 yeni büyükşehir belediyesi kazandık arkadaşlar. Balıkesir, Bursa, Denizli ve Manisa. Bu 4 büyükşehir belediyesinin toplam borç miktarı 57 milyar TL'dir. Bu belediyelerimizden hızlı bir biçimiyle Bursa ve Manisa derhal borçlarında azalmaya gitmiştir. Bursa ve Manisa belediyelerimizdeki borç azalması hemen başlamış. Diğer belediyelerimizde ise borcun yönetilmesiyle ilgili arttırmadan vadesi gelmiş olan borçları ödemektedirler. Cumhuriyet Halk Partisi işçinin ve emeklinin, memurun, esnafın yanında bir partidir. Ezenlerin karşısında her zaman ezilenlerin yanındadır. İktidar 12.500 liraya geçinmeye zorladığı emekliye, 17 bin liraya geçinmesini beklediği asgari ücretliye vermediği ücretleri CHP'li belediyelere hedef göstererek karşı karşıya getirmeye çalışmaktadır. Yaşanan ekonomik sorunların, Türkiye'deki ücretlerin, asgari ücret ve emeklilerin aldığı ücretlerin bu denli düşük olmasının tek sebebi yanlış uygulanan ekonomik politikalar ve yanlış insanların ekonomik politikaların başında yer almasıdır. Buradan bir çağrı da yapmak istiyorum. Sayın Bakan, sizden hızlı bir biçimiyle Cumhuriyet Halk Partisi olarak
Madem ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin borçlarını açıklamakta bu kadar mahirsiniz, o zaman gelin Kocaeli'nin borcunu açıklayınız. Gaziantep'in, Sakarya'nın AK Parti tarafından yönetilen büyükşehir belediyelerinin ya da geçmişte Kayyum tarafından yönetilen, bugün DEM Parti tarafından yönetilen belediyelerin Kayyum döneminde ne kadar borçlandıklarını da gelin kamuoyuyla paylaşın. Böylelikle de Türkiye bütünüyle de gerçeği açık olsun. Bir başka nokta da şu. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu başta belediyelerimiz olmak üzere hızlı bir biçimiyle icra takiplerini ve bankalarda bulunan belediyenin şirketlerinin borçlarına haciz işlemine başlamıştır. Bu son derece yanlış ve belediyelerimizin özellikle de personel çalıştıran, personel istihdam eden şirketlerimizin mali açıdan zora girmesine ve çalışan işçilerimizin ücretlerinin ödenmesine engel olmaya çalışmaktadır. O noktada bir kez daha soruyorum. Belediyelerin bankalarda bulunan paralarına, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bankalarda bulunan paralarına haciz işlemi yapıyorsanız, bu işlemi acaba siz Türkiye'deki bulunan kendi AK Partili ve Cumhur İttifakı'na mensup olan belediyeleri de yapmayı düşünüyor musunuz ya da yapıyor musunuz? Bu konunun da açıklığa kavuşması gerekir. Evet değerli arkadaşlar, görüldüğü gibi bütünüyle bir balonun gerçeğinin ne olduğunu burada gün yüzüne çıkardık. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun içine düştüğü büyük ekonomik açmaz, emeklilere ödediği düşük emekli aylıklarının temel sebebi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 22 yıldır yanlış bir uygulanan ekonomik politikayla batırılmış olmasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu sürekli olarak açıklar vermekte ve bu açıkların büyük bir kısmı da hazine tarafından karşılanmaktadır. Bir kez daha çağrı yapıyorum Sayın Bakan'a. Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan yandaş şirketleri ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Soru varsa da buyurun. Devletin de bize borcu var. Bir mahsuplaşma yapalım teklifinde bulundu. CHP'li belediyelerin böyle bir talebi olur mu bundan sonra? Şimdi biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi dairelerine olan borçlarla ilgili geçmişten beri uygulanan bir yöntem var. Daha doğrusu AK Partili ve Cumhur İttifakı'na mensup belediyeler daha çok dini tesis, sağlık tesisleri, eğitim tesisleri gibi belediyeye ait olan araziler üzerinde yapılmış olan kamusal hizmet alanlarını Maliye Bakanlığı ya da Sosyal Güvenlik Kurumu ile mahsuplaşma suretiyle borçların indirilmesi yöntemini seçmişlerdi. Burada tabii Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Spor Bakanlığı'na yapmış olduğu Eryaman Stadı ya da yine bu manada protokole bağlanarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış olan kimi faaliyetlerle ilgili alacaklar tahsilini gündeme getirdi. Burada belediye başkanımız son derece doğru ve içeriği son derece güçlü bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Buradan kendisini bir kez daha kutluyorum. Ama biz bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partili hiçbir belediyenin kamu kurumlarıyla, vergi dairesiyle ya da sosyal güvenlik kurumuyla mahsuplaşma konusundaki önerilerinin bir karşılık olduğunu görmüyoruz. Hatta çok daha ilginç bir şey söyleyeyim. AK Parti tarafından yönetilen belediyeler tarafından başlatılmış bu mahsuplaşma girişimlerinden rakamları dahi belli olmuş, Mart ayının içinde sözleşme aşamasına gelmiş olan mahsuplaşma işlemleri seçimleri kaybettikten sonra da ilgili idare ve bakanlık tarafından henüz tamamlanmamış gözüküyor. Bu noktada bir adaletten söz ediyorsak, içinde adalet sözcüğü geçen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında o zaman bütün belediyelere benzer bir uygulama yapmak gerekir. Burada bir kez daha şunu belirtmek istiyorum. Belediyelerin borçlarını Sosyal Güvenlik Kurumu açısından Sayın Cumhurbaşkanı gündeme getirdi ama biz toplam borca baktığımızda bir kez daha altını çizerek belirtiyorum. Cumhuriyet Halk Partili 5 tane 2019 yılında devraldığımız belediyenin toplam borcu %50 oranında yani yarı yarıya azalmıştır. Dolar cinsinden azalmıştır. Burada Sayın Bakan TL cinsinden açıklama yaparak da toplumun hafızasıyla alay etmektedir. Yani 2019 yılında bir ekmeğin 25 kuruş olduğunu, bugün bir ekmeğin 10 TL olduğunu herhalde Sayın Bakan
market ve bakkaldan, fırından alışveriş yapmadığı için bilmemektedir. O nedenle önce bu yanlış uyguladıkları ekonomik politikanın sonucunda oluşan ağır mali yüklerin belediyelerimize yüklediği temel zorlukları da dikkatinize sunmak istiyorum. Hilal Hanım, buyurun. Yani AK Partili belediyelere aynı işlem uygulanmayacak CHP'li belediyelerden borç tahsil edilirken. Peki CHP'li belediyeler bu yükü kaldırabilecek mi? İşte hizmetlerde aksama olacak mı? CHP nereden kaynak bulacak? Biz yine yani kötü günlere mi döneceğiz? Siz örnek verdiniz. Melih Gökçek dönemine mi döneceğiz gibi sorular var. Bunlar için nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz? Böyle bir eylem planınız var mı? Özellikle kaynak bulma noktasında. Biraz önce örnek verdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 40 yılda geri ödemesi yapılacak olan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmış olan metroların iki tanesinin borcunu bitirdi. Yani her ay Büyükşehir Belediyesi'nin alacaklarının %5'i doğrudan doğruya Ulaştırma Bakanlığı'nın yapmış olduğu metro yatırımları dolayısıyla kesiliyor. O nedenle bizim başta Büyükşehir Belediyelerimizin bu borç yükünü çevirme ve yönetme konusunda çok ciddi biçimiyle bir hafızası oluştu. Ben buradan tabii tüm yurttaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Belediyelerimizin kent lokantaları, semt evleri, kreşler, yurtlar, sosyal hizmetler, emeklilere verilen destekler, öğrencilere verilen burslarla ilgili özellikle de bu yakın dönemdeki işsizlikle, yoksullukla, açlıkla boğuşmak zorunda kalan milletimize yapacağımız yardımlarda en ufak bir kesintiye gitmeyeceğiz. Burada belediyeler gelir artırıcı önlemlerini geliştirecekler. Daha az yani maliyet, bir kısım maliyetlerde tasarruf yapacaklar. Bazı işlemlerde belli ki bir tasarrufa gideceğiz ama topluma söz verdiğimiz sosyal belediyecilik uygulamalarında en ufak bir sıkıntıya gitmeyeceğiz. Burada tabii temel problem şu. Devletten gelen, Hazine ve İller Bankası'ndan gelen payın dışında gelir elde edemeyen belde ve küçük ilçe belediyelerinin durumu ise son derece güçtür. Bu belediyelerin büyük bir çoğunluğu da maalesef AK Parti tarafından yönetilmektedir. O nedenle eğer burada kaynağından kesilme yapılacaksa o zaman özellikle de 25 bin nüfusun altında bulunan belde belediyeleri ve ilçe belediyelerinin yeni dönemde bazı sıkıntılar yaşaması kaçınılmazdır. Zaten bir kez daha belirtmek istiyorum. Belediyelerin borçları kaynağından kesiliyor. Belediyelerin iştiraklerinin borçları ile ilgili, sosyal güvenlik kurumu olan borçları ile ilgili de bizim buradan çağrımız, madem ki bir Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 31 Mart'ta seçimleri kazandı, o zaman bırakın bize bir alan açın, bunlarla bu borçlarla ilgili bir yapılandırma düzenlemesi getirin, biz de nasıl bir ödeme planı ile bunları ödeyeceğimizi belirleyelim ve yolumuza devam edelim. Şu konuda emin olun, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının tamamı hangi borcu devralırsa alsınlar, nasıl bir müflis belediyecilik devralmış olsak da biz bu süreçte tıpkı 2019'da Türkiye nüfusunun %49'unu yönetiyorduk. Bugün %66'ya çıktık. Bundan sonra yapılacak olan yerel seçimlerde de bu 66 oranı mutlaka 76'lara, 80'lere çıkacaktır. Doğru örnekleme yapmaya devam edeceğiz. Buyurun. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapıldı. Mersin dışında başka belediyelere bir işlem yapıldı mı? Çünkü başlandığını söylediniz. Bir de AK Partili belediyelere yönelik bir haciz işlemi yapıldı mı diye sordunuz da bir duyum aldınız mı? AK Partili belediyelere yönelik bir işlem yapılmaya başlandı mı? Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partili başka belediyelerin de hacizle ilgili yazıların yazıldığını biliyoruz. Çok sayıda belediyemizden bilgi genel merkezimize ulaşmaya başladı. Bu konularla ilgili belli ki Sosyal Güvenlik Kurumu bir faaliyete geçmiş. Biz burada haciz işleminden önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilişkin belediyelerin borçlarını bir plan dahilinde bir yasal düzenlemeyle belli bir vade içinde ödenmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama bir kez daha çağrı yapıyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alacaklarının %88'ini oluşturan başta büyük şirketler olmak üzere, yandaş şirketler olmak üzere bunlarla ilgili hangi işlemin yapıldığının da kamuoyunun bilgisine sunulması gerekir.
CHP'li belediyelerimiz evet bu yapılıyor. Kısa vadede bir sıkıntıya yol açabilir mi? Hiç buna yol açmaması için her türlü tedbir almış bulunuyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Burada tabii ilk 100 belediyeyi söyledik size. 208 belediyenin tümünü çıkardığımızda borcun çok daha fazla olacağını da tahmin edersiniz.